aslında olur mu? Soruya gelince burada tabii bir tane Türk futbolu efsanesi duruyor yanımda. Osman abi çok değerli, çok değerli biri. Kaptanlık önemli bir vazifedir. Önemli bir liderlik gerektirir. Doğru kararlar vermek lazım. Bazen verdiğin hatalı kararların arkasında durmak lazım. Ya kaptan olur mu? Kaptan bu olur mu? Ben de Arda kaptan gibi söyleyeceğim. Bazen evet kaptanlık kola takılan bir pası vardı gibi değildir. Evet. Liderlik ister. Almış olduğun kararın arkasında durman gerekiyor. O kararı verdikten sonra kendin inanmış olacaksın ki arkandaki futbolcu kardeşlerine inanmış olacak. Hem hoca hem kulüp bazında hem federasyon bazında bir de kulüp bazında böyle milli takımda da 85 milyon vebali var. Evet. Onun için kaptanlık rolü çok önemli bir rol değil. Doğru. Tabii ki teknik direktörlük yapmak istiyorum ama doğru yerde, doğru zamanda, doğru şartlarda. Acele etmiyorum o yüzden. Daha sabırlı, daha sakin şekilde. Bakalım nasıl. Bundan şüphemiz yok. Bu işte tabii şöyle bir şey var. Sürekli tecrübelen. Ben hayallerimin kısıtlanmasından yana değilim. Doğru yerde, doğru şartlarda, en iyi yerde teknik direktör yapmak için adayım zaten. Bunu da göstereceğim diye düşünüyorum. O yüzden çok tecrübeli olunca, nerelere gidiyor bu iş, ne oluyor tabii. Bilmiyoruz. Bizim için tecrübenin kıyası tabii ki Fatih Hoca'dır. Onun dışındaki örneklerini hep gösterebiliriz. Şimdi yurtdışındaki kaptanlıkla Türkiye'de kaptanlık arasında farklar var mıdır? Tabii şöyle bir durum var. Yurt dışındaki kulüplerin oturmuş bir yapıları var. Tabii ki oradaki maddi sıkıntılar daha az oluyor. Basınla ilişkiler daha düzenli oluyor. Türkiye'deki basın ve kulübün yönetim şekillerinde bazı kötü veya yanlış demeyeyim duygular karıştığı için doğru. Bazen amatörlükler veya nasıl bir kıramama, birbirine karşı daha toleranslı olma durumu profesyonellikten uzaklaştırıyor. O yüzden Avrupa'daki kaptanlar tabii daha rahat oluyor. Türkiye'deki kaptanlık bir tık daha zor diye düşünüyorum. Çünkü Messi mi Ronaldo mu? Yani ben daha önce de bunu söylemiştim. Messi ile aynı takımda oynamadan önce de. Bir tanesi elinizde olduğu zaman oyunun tamamını hükmedebilirsiniz. Ama bir tanesiyle goller, asistler olabilir ama Messi'nin çok daha farklı olduğunu düşünüyorum. Ama bu arada benim tercihim ne Ronaldo ne Messi, Arda Turan. Bravo. Turan uyardı, ses kesilmedi. Osman Çakmak hocam uyardı, ses kesilmedi. Tamam, ben pes ettim, sıra sizde. Şimdi cevap kısmına gelelim. Arda hocam buyurun. Eğer kariyerinde, yani futbol kariyeri ilerlemeseydi hayatta ne yapmak isterdin? Neler başarmak isterdin? Vallahi benim babam Türk Hava Yolları'nda personel olarak çalışıyordu, yer hizmetlerinde. Ben de havalimanına giderdim, uçaklara çok meraklıydım. Çok pilot olmak isterdim. Yani pilotluk çok güzel, heyecanlandıran bir meslek gibi geliyor. O yüzden böyle pilot olmak isterdim çok. Örnek aldığınız futbolcu. Ben Alessandro Del Piero vardı İtalya. Evet. Adam Tayfa'ya ne oldu? Hocam sorular nasıl? Muhteşem. Karam Tayfa'ya bir şey yok. Dün Selçuk abinizi dün aradım. Maçı vardı Başakşehir'de. Maçtan sonra aradım. Burak abinizle hep konuşuyorum. Gökhan abinizle geçen hafta beraberdim. Hakan Baldayı Pap maçından sonra tebrik ettim. Caner'i arkadaşlar zaman geçtikçe artık yaşlanıyoruz ister istemez. Çocuklarımız oluyor, evlilikler oluyor. Hepimiz başka yollara gidiyoruz. Gönüller yine bir, yine hep beraberiz ama dengelemiyoruz eskisi gibi. Bir de hep beraber olduğumuzda paylaşım yapmıyoruz. İnsan çünkü her insan kendine özel bir şeyler kalsın istiyor. Her şeyi Instagram'da paylaşmak istemiyor. O yüzden. Yoksa kanal da böyle bir şey yok. Aynı devam ediyor. Arda hocam. Şimdi atlardan. 274 numara doğru mu? 274. Kim 274? Gel kardeşim. Gel hocam. Ben çekeceğim şimdi burayı. Osman hocam. Gel aramıza.
Şuradan. Teşekkürler, teşekkürler. Arda hocam, 11. 121 de geldi, haydi alkış. Kasımpaşa geliyor. Böyle. Biraz sonra son forma çekişi gelecek. Geliyor. 214. 214. Nerede 214? Gel bakalım. Gel hemen hemen koş koş koş. Arkadaşlar oturuyoruz. Bir dakika oturuyoruz. Lütfen sakin olun. Oturuyoruz. Lütfen. Arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey yapalım. İki tane daha çekelim. Ona da biz bilgileri versin. Sonra gönderelim Osman abi. Doğru. Tamam. 24 numaralı arkadaş. 24. 24 kimde? Yoksa benim. Yoksa benim. Bilal. Sen burada şimdi yetkilinle abilere ben bilgilerini biz sana forma vereceğiz. Tamam mı? Forma geliyor. 146. 146. Son forma. Arkadaşlar bir saniye. Saniye gelmedi. Teşekkürler.